Karadeniz bölgesinde milyonlarca insanın geçim kaynağı ve Türkiye'nin tarımsal ihracatta lokomotif ürünü olan fındıkta önümüzdeki sezon bir hayli aksiyon yaşanacak gibi. Bir tarafta üreticinin elindeki ürünün ucuza kapatılmasını önlemek isteyen TMO ve Fisko Birlik, diğer tarafta ise alivreciler ve tekel konumundaki o firmalar olacak. Serbest piyasa koşulları içinde bu mücadele elbette normaldir. Ancak fındığı ucuza kapatmak isteyenler piyasayı serbest bırakmıyor ki. Arz talep meselesini kendi aralarında öyle hallediyorlar ki şeytanın bile aklı şaşıyor. İspanya'nın Sevilla kentinde 21-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi'nde Türkiye'nin 2018 fındık üretiminin 640 bin ton olacağı tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılı birinci bitkisel üretim tahminine göre ise geçen yıl 675 bin ton olan fındık üretimi %14 düşüşle 580 bin ton olacak. Tarım Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İstanbul ve Giresun'daki fındık ihracatçıları birlikleri rekolte tahminlerini henüz açıklamadı. Alivreci takımı her sezon öncesinde fındık rekoltesinin yüksek olduğu algısını yaratarak üreticiyi paniğe düşürmek ister ve çoğu zaman da fiyat yerlerde sürünür. Çünkü işin içinde Avrupa kaynaklı büyük paralar vardır. O yüzden bazı alivreciler ile tekel konumundaki firmalar fındığın fiyatını düşürmek için rahatlıkla operasyon çeker. Bu köşede emanet tezgahını ve Avrupalı alıcıların taleplerinin nasıl ayarlandığını çok yazdık, anlattık. Devlet serbest piyasa koşulları içinde o firmaların üzerine gidemediği için zaman zaman TMO'yu devreye alarak oyunu bozmaya çalışmıştı. Diyorum ki eğer üreticinin alın teri ve emeğinin karşılığını alması isteniyorsa oyunu da kurallarına göre oynayıp spekülatörlerin karşısına TMO'nun yanı sıra Fisko Birliği de aktif olarak piyasaya sürmek gerekir. Aslında işin doğrusu fındığı yarı mamül tabir edilen kırılmış olarak değil de fındık ezmesi, fındıklı çikolata, krema, krokan ve benzeri mamüller üreterek katma değer ortaya çıkarmaktır. Devlet fındık mamülleri üreten yerli firmaların ihracatı artıracak teşvikleri yaparsa bundan hem sanayici hem devlet hem de üretici kazanır. Şimdi ne oluyor? Avrupalı fındığı bizden alıyor, çikolata, ezme ve pasta olarak Türkiye'ye satıyor. Bu çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaktır. Bu anlamda ilgili bakanlıklar, ziraat odaları, bölgedeki ziraat fakülteleri, yerli sanayiciler, TMO ve Fisko Birlik milli ürün fındıkta ortak anlaş ve tavırları geliştirmek zorundadır. Yoksa her fındık sezonu öncesinde aynı teranelerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.